Salih bir adamın Yahudi bir komşusu vardı. Birlikte çokça oturur, muhabbet ederlerdi. Salih adam zaman zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat getirirdi. Herhangi bir şey yapacağı zamansa birkaç kez salavat getirirdi. Bu durum Yahudi komşunun dikkatini çekmişti. Peygamberine bu kadar çok salavat getirmek sana ne kazandıracak ki diye sordu. Salih adam Allah'a ve Resulüne daha çok yaklaşıyorum diye cevap verdi. Yahudi adam komşusuna bir oyun oynamaya karar verdi. Bu oyunla hem komşusuyla hem de Müslümanlarla alay edecekti. Bir gün komşusuna gelip ben bir yolculuğa çıkıyorum. Bu yüzüğümü de sana emanet bırakıyorum. Dönüşte alırım dedi ve gitti. O dönemlerde yüzüklerin eşi benzeri olmazdı. Hepsi el yapımı olurdu ve yapan ustalar asla bir benzerini tekrar yapmazlardı. Salih adam her zamanki adeti üzere defalarca salavat getirerek yüzüğü aldı. Sonra onu evde gizli bir yere sakladı. Yahudi adam yolculuğa çıkmadan önce Salih adamın evini gözledi. Herkesin evden çıktığı bir vakitte gizlice eve girdi ve her yeri arayıp yüzüğü buldu. O zamanlar evlerde öyle çok fazla eşya olmazdı. O nedenle kapılar da kilitlenmezdi ve bu yüzden yüzüğü bulması çok zor olmamıştı. Yahudi yüzükle birlikte bir deniz kıyısına gitti. Bir kayıya binip denize açıldıktan sonra elindeki yüzüğü denizin ortasında bir yere attı. Birkaç gün sonra da Müslüman komşusundan yüzüğünü geri istemeye gitti. Komşusunu işten dönerken ve yine her zamanki gibi Resulullah'a salavat getirirken buldu. Komşusuna "Yüzüğümü almaya geldim." dedi. Komşusu hala salavat getiriyordu. Yahudi ise "Yüzüğümü şimdi istiyorum, acelem var." diye sıkıştırmaya başlamıştı. Müslüman komşusu "Bugün büyük bir balık avladım. Bu balığı beraber yemeden seni bir yere bırakmam. Yüzüğünü de giderken alırsın." dedi. Yahudi daveti kabul etti. Birlikte Müslüman'ın evine gittiler. Adam balığı hazırlaması için önceden karısına getirmişti. Kadın yemeği hazırlarken iki komşu sohbet ediyorlardı. Bir süre sonra kadın bulduğunu göstermek için adamı yanına çağırdı. Adam gittiğinde ne görsün? Yahudinin yüzüğü karısının elinde duruyor. Adamın rengi sarardı. "Vallahi bu Yahudinin yüzüğü," dedi. Büyük bir hayretle ve dehşet içinde Yahudinin yanına gitti. Yahudi onunla alay etmek için "Ne oldu? Neden yüzüğün sarardı? Yoksa yüzüğü mü kaybettin? Eğer yüzüğümü geri vermezsen şehirdeki Yahudi Müslüman herkese senin yüzüğümü alıkoyduğunu anlatırım," dedi. Adam bir yandan salavat getirirken bir yandan da "Yok öyle değil," diye mırıldanıyordu. Yahudi "Eğer yüzüğümü geri vermezsen bugünden sonra bir daha peygamberine salavat getireceğini sanma," dedi. Müslüman adam "Vallahi beni bu hale getiren senin yüzüğün değil, başka bir şeydir. Al, bu senin yüzüğün," dedi. Yüzüğü adamın elinde gören Yahudinin yüzü karardı. Yüzüğünü inceleyip "Bu o, evet gerçekten de o," diyerek hayretini artırıyordu. Müslüman adam "Ne oldu sana böyle? Neye hayret ediyorsun ki?" diye şaşırınca Yahudi "Allah'ın huzurunda doğru söyle. Bu yüzük sana nasıl geri döndü?" dedi. Müslüman "Sen bu yüzüğü yolculuğundan dönüşte geri almak üzere bana vermemiş miydin? Ne oldu da bende olmasına şaşırıyorsun?" deyince Yahudi "Nerede buldun onu, doğruyu söyle," dedi. Müslüman "Balığın karnında," deyince Yahudi şok geçirerek bayıldı. Kendine geldiğinde adam yaptığı şeyi anlattı. Müslümansa "Sen kurduğun oyunla bana emanet ettiğin yüzüğü çaldın, denize attın. Allah'ın kudreti ise beni emanetimde emin kılmak için o yüzüğü balığın midesinde bana geri döndürdü. Yüzüğü senden alırken nasıl salavat getirdiysem balığı avlarken de öyle salavat getirdim. Allah beni korkuya ve kedere düşürmedi," dedi. Yahudi "Doğru söyledin komşum. Ben de Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şimdi iman ettim," diyerek Müslüman oldu. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler, siz de ona selavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Cenab-ı Hak ve sayılarını kendisinden başka kimsenin bilmediği melekleri Peygamber Efendimiz'e devamlı salat etmektedirler. O halde biz de hayatımızın her anında daima Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hatırlamalı, ona tam manasıyla teslim olmalı ve çokça salatu selam göndermeliyiz." Übey bin Kâb radıyallahu anhu şöyle anlatır: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ya Resulallah, ben size çok salavat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?" diye sordum. "Dilediğin kadar," buyurdular. "Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerifeye ayırsam uygun olur mu?" diye sordum. "Dilediğin kadarını ayır ama daha fazla zaman ayırırsan senin için iyi olur," buyurdular. "Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım," dedim. "Dilediğin kadar yap ama daha fazla zaman ayırırsan senin için hayırlı olur," buyurdular. Ben yine "Şu halde üçte ikisi yeter mi?" diye sordum. "İstediğin kadar ama artırırsan senin için hayırlı olur," buyurdular. "Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerife getirsem nasıl olur?" deyince
O takdirde Allah Teala dünya ve ahirete ait bütün arzularını ihsan eyler ve günahlarını bağışlar buyurdular.